Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat Sezgin, Türk İş Engineering kanalına hoş geldiniz. Daha önce vektörlerden iki video yapmıştık vektörlere ait. Bu üçüncü olarak son videomuz. Bu video önceki ikisinden biraz farklı olacak arkadaşlar. Sizlere soruları site üzerinden nasıl çözümlerini kontrol edeceğinizi öğreteceğim. Yani site üzerinden soruları çözümleyeceğiz. Onun öncesinde arkadaşlar, öğrendiğimiz konulara bir bakalım. Ne öğrenmiştik? Dot product, cross product, bir vektörün büyüklüğü, açısı, birim vektörü öğrenmiştik arkadaşlar. Bunları tek tek site üzerinden nasıl bulacağımızı göstereceğim. Sizin de bildiğiniz farklı siteler varsa yorum kısmına yazarsanız seviniriz. Hem diğer arkadaşlar da yararlanmış olur. Gelin sorularımıza geçelim. Bu sorumuzla beraber arkadaşlar vektörlerde toplam 10 soru çözmüş olacağız dolaylı yoldan. 4 tane şıkkı var sorumuzun. Tek tek bunları bulacağız. Lakin site üzerinden olacak bugünkü dersimizde. Gelin hemen birinci kısımdan başlayalım. Soruda arkadaşlar bize iki vektör arasındaki açıyı istemiş. Teta açısını. Normalde biz bunu bu formül sayesinde arkos ile buluyorduk. Soruyu bir de site üzerinden yapalım arkadaşlar. Direkt çözdürelim. Buraya geldiğimizde arkadaşlar çözdüreceğiniz konuyu dot products eğer o kısma seçiyoruz. Cross products o kısımdan yapıyoruz. Magnitude'un büyüklüğüne şiddeti bulmak istersen buradan yapabiliyoruz. Yine birim vektörleri de buradan yapabiliyoruz. Şimdi biz bu iki vektör arasındaki açıyı gelin buradan bulalım. Neymiş vektörlerimiz bir bakalım. A vektörü 3'i eksi 2c artı k. 3 eksi 2, 3 eksi 2 1 şeklinde. A vektörümüz. Geliyorum yazıyorum. 3 eksi 2 1. B vektörümüze bakalım arkadaşlar. B vektörümüz 2 1 eksi 4 şeklinde. Geliyorum yazıyorum. 2 1 eksi 4. O dedik. Başlıyorum arkadaşlar. Bana direkt iki vektör arasındaki açının 90 derece olduğunu verdi burada. Cevabımızı direkt bu şekilde bulmuş olduk. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bu kısımda bizden yine açı istemiş arkadaşlar. Find the angles between the vector A and positive x, y, z axis. Burada x, y, z ekseninde arkadaşlar A vektörünün açılarını istemiş. Peki biz bunları nasıl buluyorduk? Öncelikle bir gösterimini yapalım. Mesela burada A vektörünün x ile yaptığı açı şu olur. Y ile yaptığı açı A'yı gösteriyorum. Bu olur. Pozitif z ile yaptığı açı olur arkadaşlar. 3 tane farklı açı değeri bulacağız. Peki bunu nasıl buluyorduk? Örneğin z eksenine bakarsak A vektörünün z'deki büyüklüğünü arkadaşlar A vektörüne bölerek arc kosinüs içinde bunu bulabiliyorduk açı değerini. Şimdi bunu site üzerinden yaparsak arkadaşlar x'ten başlayalım. X'in büyüklüğü x ekseninde 3 arkadaşlar. Ben bu 3'ü A'nın büyüklüğüne böleceğim. Geliyorum siteye arkadaşlar. İ'si 3. J ve K kısmına 0 yazmam gerekiyor arkadaşlar. 0, 0. A'mız neydi? A'mız 3, eksi 2, 1. Yazıyorum siteye. 3, eksi 2, o diyorum. Bize direkt açıyı verdi. Hemen hızlıca diğerlerini yapalım. 36.69. X açısını bulduk arkadaşlar. Cevabı hemen şöyle şuraya işte. X
Y kısmı yapıyorum. Y'deki değeri eksi 2 arkadaşlar. Geldim. X'deki kısmı bu sefer 0 yazıyorum. Y'deki kısmı eksi 2 yazdığımızda olay tamamlanacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açım burada 57.68 yani. 57.68. Z kısmına bakalım. Z kısmındaki değeri ise 1. O dedik. Bu açımızda arkadaşlar 74.49 yani. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar soruda cross product gösterimi yok. Lakin ben aşağıda göstermişim. Nedeni ise burada find third vector c that is perpendicular to the plane formed by the vectors a and b. Ne diyor arkadaşlar? A'ya ve b'ye dik olan bir c vektörü. Bu zaten cross product'ın özelliğidir arkadaşlar. A ve b'ye vektörel çarpım yaparsa c'yi buluruz. Burada bize c'yi bul demiş. Biz de burada A ve B cross product yaparsak C'yi bulacağız. Bunu da site üzerinden gösterelim arkadaşlar. Site üzerinden cross product kısmına geliyoruz. Sonra değerlerimizi yazacağız. Değerlerimizi de sürekli unutuyorum. 3-2-1 2-3-4 Aynen. Burada Go'ya basarsam arkadaşlar bana bu cross product'ın sonucunu verecektir. 7, 14, 7. Cevap şıkkı nasıl olacak arkadaşlar? Eşittir diyoruz. 7i artı 14'ü artı 7K. Sitemiz arkadaşlar bize soru çözümlerini de gösteriyor aslında. Ama bunun için üyelik almamız lazım. Biz çözümlerimiz eğer cevaplarımız doğru mu değil mi kontrol etmek istersek buradan gelip kontrol edebiliriz bu kısımları. Gelin son sorumuza geçelim. Ve videoyu noktalayalım. Soruda arkadaşlar cross product'ın bir özelliğini bilmezsek eğer bu soruyu çözemiyoruz. Cross product'ta arkadaşlar büyüklüğü cross product'ın büyüklüğü örneğin şöyle iki vektör düşünün. Şunu bir de çizeyim. Böyle A ve B vektörünü düşünün. Bunun oluşturacağı alan bir paralelogram olacaktır arkadaşlar. Bu kısım A cross B arkadaşlar bu kısmın bize büyüklüğü alanı verecek arkadaşlar. A cross B'nin büyüklüğü bize alanı verecek. Yani burayı buradan olay yani magnitude bulmakta. Siteden arkadaşlar bu sefer magnitude kısmına geleceğim. Zaten bir önceki sorudan da arkadaşlar bu A cross B'nin birim vektörü içinde yazılışını gördük. Buradan da A cross B'yi siteye yazacağım arkadaşlar. Direkt magnitude'unu bulacağım. Neydi? 7 14C 7K Go diyorum. Yedi kök altı verdi arkadaşlar. Yedi kök altı arkadaşlar. Kalkülatörden hesaplarsak yedi çarpı kök altı
eşittir 17.15 geliyor arkadaşlar. Alanımız 17.15 olur. Bu soruyla beraber vektörlerin sonuna geldik arkadaşlar. Symbolev sitesinden nasıl yararlandığımızı gördük. Bir sonraki derste tek boyutta hareket kavramına geçeceğiz. Sürçülisan ettiysem affola. Bu mecrada yeniyim. Biraz heyecanım mazur görün. Diğer derste görüşmek üzere arkadaşlar.